Merhum Alparslan Türkeş için yapılan anıt mezar inşaatı gece gündüz devam ediyor sayın seyirciler. Keçiören Belediyesi'ne bağlı ekipler çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. ...için ANAP'ın dün yapılması gereken grup toplantısı ertelendi. Başbakan Mesut Yılmaz'a Türkeş aracılığıyla ikinci ana yolu kurabiliriz mesajı gönderen Çiller, bakalım DYP'den ANAP'a geçme kararı alan milletvekillerini caydırabilecek mi? ANAP refaha göz kırpıyor. ANAP Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Altınkaya dün yaptığı açıklamada DYP'den ret cevabı alırlarsa refahla görüşürüz. Erbakan'ın başbakanlığı dahil her konuyu masaya yatırırız dedi. CHP'ye göre HADEP sınıfta kaldı. CHP lideri Deniz Baykal HADEP'in demokrasi sınavı... Sayın seyirciler, geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda eden MHP lideri Alparslan Türkeş'in salı günü yapılacak cenaze töreni için ülkücüler Ankara'ya akın ediyor. Başkent, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın cenazesinden sonra müthiş bir kalabalığı daha ağırlamaya hazırlanıyor. Burası Aşti. Salı günü yapılacak Türkeş'in cenaze töreni için Türkiye'den ve yurt dışından binlerce insan Ankara'ya akın ediyor. Ülkücüler Başbuğ Türkeş'e son vazifelerini yerine getirmek üzere Türkiye'nin dört bir yanından otobüslerle, trenle ve hava yoluyla gelmeye devam ediyorlar. Türkeş'in cenaze törenine milyonlarca ülkücünün katılması bekleniyor. Bu arada yurt dışında yaşayan yaklaşık 15-20 bin ülkücünün de cenaze töreni için yola çıktığı bildirildi. Sayın seyirciler, Karanfil Sokak'taki MHP Genel Merkezi bugün de ziyaretçi akınına uğradı. Siyasiler, sivil toplum örgütleri ve MHP'liler taziyelerini Türkeş'in oğlu ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'e bildirdi. MHP Genel Merkezi'nin önü bugün yine hareketliydi. Partililer ve ziyaretçiler büyük kalabalıklar halinde geliyordu. MHP Genel Merkezi'ne ilk gelenlerden biri İçişleri Eski Bakanı ve DYP Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'dı. Ağar saat 12 sıralarında geldi ve Genel Başkan Yardımcısı Muhittin Çolak ile Genel Sekreter Yardımcısı Abidin Dursun Kaleli ile bir süre görüştü. Daha sonra siyasiler ve sivil toplum örgütü liderleri birbiri ardına MHP'ye gelerek Tuğrul Türkeş'e taziyelerini bildirdiler. Kazan ve Zeybey'in ardından eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, Türk İş Başkanı Bayram Meral, Hak İş Başkanı Salim Uslu, eski politikacılardan Osman Bölükbaşı genel merkeze geldiler. MHP genel merkezine akşam saatlerinde gelen ziyaretçiler arasında ise Genelkurmay eski başkanı ve Kilis milletvekili Doğan Güreş ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de vardı. MHP lideri Türkeş'in vefatı tüm ülkücüleri derinden sarstı. Ancak içlerinden biri vardı ki onun çizdiği yolda ozanlık unvanı almış, onun davasını sazında, sözünde bayrak yapmış ve yıllarca yurdundan ayrı kalmıştı. Evet, Ozan Arif'ten söz ediyoruz sayın seyirciler. Ozan Arif bugün Ankara'ya geldi ve dava arkadaşlarına başsağlığı diledi. Ancak duygularını anlatmaya şairliği de kifayet etmedi. Çok değişik acılarla karşı karşıya geldim. Ama ben böyle bir acı görmedim. Fakat her şeyde öğretmenlik yaptığı gibi böyle bir acıyı da bize o öğretmiş oldu. Avrupa'daki ülke ocakları temsilcileriyle birlikte MHP Genel Merkezi'ne gelen Ozan Arif, duygularını böyle dile getirmeye çalıştı. Ozan Arif olmam hasabıyla bu konuda mütevazi değilim. Kelimelerle dama taşı gibi oynayan birisiyim. Ancak şu andaki duygularımı ifade etmeye o kelimeler, daha doğrusu ozanlığın, arifliğin kifayet etmiyor. Ozan Arif, babam dediği Türkeş için gözyaşlarını tutmakta güçlük çekerken bir sitemini de dile getirmeden geçemedi. Bir konuda o çok sevdiğim Türk milletine teessüflerimi belirtmek istiyorum. Sağlığında kıymetini yeteri kadar bilemedi onun. İnşallah öldükten sonra bilir. Sağ olun. Allah razı olsun. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Merhum Alparslan Türkeş için yapılan anıt mezar inşaatı gece gündüz devam ediyor demiştik sayın seyirciler. Evet, Keçiören Belediyesi'ne bağlı ekipler çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Evet, Milliyetçi Hareket Partisi lideri merhum Alparslan Türkeş için Ankara'nın Beştepe semtinde yapılan anıt mezar çalışmaları gece gündüz demeden bütün hızıyla devam ediyor.
Keçiören Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından sürdürülen çalışmalara gönüllü olarak vatandaşlar da yardımcı oluyor. Şimdi brandayı çekin. Çek şimdi brandayı üzerine. Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Terzioğlu çalışmaların son durumu hakkında bilgi verdi. Lahit çalışmaları bitti. Kıblegah tespitini yaptık. Lahit'i bitirdik. Yarın inşallah mermer işlemleri yapılacak. Salı gününe her şey hazırlanacak. Milliyetçi Hareket'in lideri Alparslan Türkeş'in vefatının ardından tüm ülkücüler yasa boğuldu. Hayatını Türk milliyetçiliğine vakfeden başbuğ Alparslan Türkeş tam 80 yaşında arkasında yüz binlerce ülkücüyü yetim bırakarak ayrıldı dünyadan. Dilindeki son terennümse "Ah ölmeden bir görseydim" sözleriydi. Ömrünün büyük bir kısmını milliyetçilik ideolojisi için harcayan Alparslan Türkeş, çok sevdiği ülkesini ve ülkücü gençlerini yetim bıraktı. 80 yaşında hayata gözlerini yuman Türkeş, arkasından gözyaşı döken yüz binlerce insan bırakarak ayrıldı dünyadan. Elleriyle yeşerttiği Türk milliyetçiliğini, kökleri Türkiye sınırlarını da aşan dev bir çınar haline getiren Türkeş'in en büyük emeli ise bütün Türklerin birleştiği günü görmekti. Evet, merhum Alparslan Türkeş ve eşi Seval Türkeş 1,5 ay önce Türk Cumhuriyetlerinin temsilcilerine verilen yemekte birlikte Yemen türküsünü söylemişti. Türkeş ailesinin birlikte söylediği bu son türküye göre giden gelmiyordu. Sayın seyirciler, Alparslan Türkeş, Türk milleti için en büyük mücadeleyi veren liderlerin başında geliyor. Onun ülküdaşları, dava arkadaşları ve sırdaşları oldu. Bunlardan biri uzun seneler korumasını üstlenen Tahsin Pehlivanoğlu, diğeri mesai arkadaşı ve danışmanı Metin Ergüç'tü. Pehlivanoğlu'yla Ergüç şimdi TGRT Ankara stüdyomuzun konukları. Efendim iyi akşamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Tahsin Bey, Türkeş'in koruması olarak kaç yıldan beri görev yapıyordunuz efendim? 6 senedir Sayın Başbuğ'la birlikteyim. Kalp krizi olayını ve resmi açıklamaya kadar geçen safhayı sizden öğrenebilir miyiz merhum hakkındaki? Kalp krizi, merhum Başbuğ'un kalp krizi geçirdiği anda ben yanında değildim maalesef. 6 senedir bir gün olsun, bir saniye yalnız bırakmadım. Fakat vefatından bir gün evvel Almanya'dan gelmiştik. Almanya dönüşü Ankara'ya indiğimizde eve giderken oğlum sen 10 gündür tek başına bayağı hırpalandın, yoruldun. Yarın dinlen, daha sonraki gün Amasya dönüşünden sonra Uşak'a gideceğiz dedi. Ben o gün kalmıştım ama Çankaya Tıp Merkezi'ne girdiği anda yetiştim ben. Çünkü yakındım oraya. Cep telefonundan aradılar arkadaşlar beni. Evet. Yetiştim. Fakat arkadaşlara Hilton'dan çıktığı zaman arabanın kaloriferini kapatmalarını ve arka sağ camı hafif açmalarını emrediyorlar. Arkadaşlarımız da emri yerine getiriyor. Ancak kısa bir zaman sonra başbuğumdan bir nefesinde bir hırıltı hissediyor arkadaşlar. Hemen duruyorlar, kravatını açıyorlar. Emrenin
kemerini gevşetiyorlar. O arada telefon ettiler. Çankaya Tıp Merkezi'ne birlikte girmiş olduk. Ama maalesef şuuru yerinde değildi o anda. Doktorların müdahalelerini gördünüz zannediyorum. Kaç saat sürdü efendim bu müdahale, doktorların tıbbi müdahalesi merhuma? Çankaya Tıp Merkezi'nde aşağı yukarı 25 dakikaya yakın bir zaman sürdü. Çok umutlu bir şekilde müdahale edildi. Ancak daha sonra Bayındır Tıp Merkezi'ne götürdük. Orada da müdahale devam etti ama maalesef takdiri ilahi Cenab-ı Hakk'ın rahmetine kavuştu. Ben hemen Metin Bey'e dönmek istiyorum efendim. Metin Bey, siz efendim ne zamandan beri merhum Türkeş'le beraber çalışıyordunuz? Aşağı yukarı 60'lı yıllardan, ihtilalden sonra kendisini tanırım. Peki Metin Bey, sizin üzerinizde büyük etki bırakan bir anınız oldu mu merhumla birlikte? Şimdi mühim anılardan biri, evet, İdam hapishanedeyken İdam lafları ortada dolaştığı zaman, o zaman bir hatıram vardır. Ve bu hatırada kendisi beni idam edecekler galiba, vaziyet onu gösteriyor dedi. Ve çoluk çocuk sana emanettir, buna dikkat et dedi hastanede. Ve bunun üzerine ben de kendisine dedim ki, efendim ben sizi ipe teslim etmem. Ya ne yaparsın dedi. Kaçırırım dedim. Nasıl kaçıracaksın dedi. Onun planını yapacağız dedim. Kaçırma planını. Ondan sonra bu planı hazırladık. Ve eski Diyarbakır MİT Daire Başkanı Faik Bey ile beraber bu planı yaparak bekledik. Yalnız sonra hadiseler yatışınca da bu işten vazgeçtik. Teşekkür ediyoruz Sayın Metin Bey. Ben tekrar Tahsin Bey'e yöneltmek istiyorum sorumu. Tahsin Bey, büyük dava adamlarının yakın sırdaşları olur. Başbuğumuzun en yakın sır arkadaşları kimlerdi efendim? Evet. Şimdi ben şöyle arz edeceğim. Başbuğumun bana bir nasihatı vardır. Oğlum, her insan senin için bir soru işareti olmalıdır. Bu soru işareti insanları tanıdıkça küçülür. Güvenin arttıkça küçülür. Küçülür, küçülür ve gözden kaybolur. Ama o soru işareti gözden kaybolsa da altında kalan olan, yani soru işaretinin altındaki nokta en azından kalmalı, onu gözden kaybetmemeli şeklinde bana bir nasihatı vardır. Ama başbuğum kolay kolay hiç kimseye sır vermez. Buna rağmen şu anda ben isimlerini vermek istemiyorum. Çok güvendiği ve sırlarını paylaştığı elbette ki bazı insanlar vardı. Peki Tahsin Bey, koruması olarak görev yaptığınız süre içerisinde başbuğunuzun, merhum Türkeş'in büyük tehlike atlattığı anlar oldu mu ya da neydi bu anlar? Evet. Şimdi eylem olarak bir iki teşebbüsle karşı karşıya kaldık. Evet. Ancak geçen sene İzmir'den yazlıktan dönerken özel uçakla geliyorduk. Sayın Başbuğum, eşi ve ben sadece üçümüzdük uçakta. 5 kişilik uçaktı. Bu Ankara'ya yaklaştığımız sıralarda, uçağın inişe geçtiği sıralarda
uçak Cumulus bulutu tabir edilen bulutların içine girmiş. Ve %100 ölümlük bir olaydan döndük. Cenab-ı Allah kurtardı bizi. Hanımefendi orada çok telaşlanmıştı. Hatta ve hatta kendini kaybedecek derecede telaşlanmıştı. Ama orada özellikle şuna dikkat ettim. Merhum başbuğum hiç bozmadı kendisini ve devamlı teselli etti. Hem beni hem hanımefendiyi teselli etti. Sağ salim havaalanına indiğimiz zaman kule bile, havaalanında bulunan kule bile bize geçmiş olsun anonsunu yaptı. Atlatmış olduğumuz en büyük tehlikelerden birisi. Buna benzer birkaç defa oldu. Fakat en büyüğü de buydu. Peki Tahsin Bey, 80 yaşında olmasına rağmen rahmetli, gördüğümüz kadarıyla çok dinçti. Bu dinçliğini günlük periyodik bir programa mı borçluydu? Vallahi efendim, şimdi cumartesi pazar tatil gündür. Ama cumartesi pazar dahi tatil günü olmasına rağmen sabah 6.30 sabah 9.30 10 arası mutlaka isterdi bizi. Çalışmayı çok severdi. Çok azimli bir insandı. Başbuğum, yoruldunuz, sizi şöyle bir yere oturtalım diyen olduğu zaman da kızardı. Ben yorulmam derdi ve yorulmazdı. Biz başbuğumun yarı yaşında olmamıza rağmen kendisine ayak uydurmakta zorluk çekiyorduk. Ben aynı soruyu Metin Bey'e yöneltmek istiyorum. Metin Bey, merhum başbuğu Türkeş belirli bir program izler miydi? Siz neler söyleyeceksiniz yakın arkadaşı olarak efendim? Efendim, o dinçliği bu programa mı, program başka şeyleri izlemezdi. Mi? Evet. Yalnız geceleri umumiyetle saat 11'den sonra ayakta kalmaz yatardı. Yatağında kitap filan da okurdu. Büyük bir azmi vardı. Asla yorgunluk nedir bilmezdi. Hatta zaman içerisinde beraber yürüyüşe çıktığımız zaman ben değil, abi ben de epey yaşlıyım ama diğer gençler bile peşinden zor yetişirlerdi. Çok sıhhatli ve azimliydi. Bir işi yapmak için muhakkak yapacağım ve muhakkak başaracağım fikrinde olan bir insandı. Hiçbir zaman da bundan geri kalmamıştır. Hayat da onu gösterdi. İşte son dakikaya kadar mücadelesini devam ettirdi. Peki Tahsin Bey, her insanın sevindiği, üzündüğü anlar olur. Büyük bir ihtimalle başbuğunda sevildiği, üzüldüğü anlar olmuştur. Bu tür bir anına rastladınız mı siz efendim? Neydi bu anlar? Nelere üzülürdü Sayın Türkeş? Nelere sevinirdi? Ne tür olaylar kendisini üzer ya da ne tür olaylar kendisini çok sevindirirdi efendim? Şöyle izah edeyim. Sayın Başbuğum haberlerin okunacağı saatte eğer arabadaysak radyoyu açtırırdı. Herhangi bir yerde bir çatışma olmuş da birkaç askerimiz, birkaç polisimiz şehit olmuşsa başbuğum arabanın içinde dizlerine vura vura bir hal olurdu. Evet. Çok üzülürdü. Ülkenin yararına, milletin menfaatine yapılan her şeye de çok sevinirdi. Kim yaparsa yapsın, başbuğum için hiç önemli değildi. Ama milletin menfaatine bir şey yapılmışsa, başbuğum ona çok sevinirdi. Çok mutlu olurdu.
Metin Bey'e hemen dönmek istiyorum. Metin Bey, size son bir sorum olacak efendim. Sizce merhumun kendisinden sonra yerine kimin geçmesini istediğini biliyor musunuz? Kimin geçmesini isterdi? Hayır, hiçbir şekilde böyle bir bana böyle bir ne imada bulundu ne de herhangi bir laf söylemedi. Yani böyle bir durum asla düşünmüyordu. Sizin bu tür bir şey söylemedi. Peki söylemedi. Tahsin Bey'e hemen yönetmek istiyorum. Aynı soruyu. Tahsin Bey, siz korumasıydınız, her dakika yanındaydınız. Muhakkak konuşmalar olmuştur eşiyle, dostuyla yapılan sohbetlerde. Siz efendim biliyor musunuz yerine kimin geçmesini isterdi merhum? Zaman zaman bunu gazeteci arkadaşlarımız da başbuğuma sorarlardı. Evet. Ancak başbuğumun vermiş olduğu cevap, Türkiye demokratik bir ülkedir. Bizim partimizin yapılacak her türlü seçimi de demokratik bir şekilde yapılır. Parti ve partililer, delegeler kimi tasvip ediyorlarsa, kimi istiyorlarsa onu yapacaklardır. Şuna ben çok eminim derdi. Bizim partimizden her kim seçilirse seçilsin, bu görevi en güzel şekilde yapacağından eminim derdi. Fakat isim olarak kesinlikle bugüne kadar ağzından herhangi bir isim duymuş değilim. Kendi sohbetlerinde de yanından hiç ayrılmadığım için biliyorum. Evet. Hiçbir kimseye de şudur diye işaret etmemiştir yani. Tahsin Bey, peki Metin Bey ile birlikte herkese birden yöneltmek istiyorum bu sorumu. Partide herhangi bir liderlik krizi yaşanabilir mi? MHP'de, MHP içerisinde şu anda ya da gelecekte herhangi bir kriz yaşanabilir mi efendim? Bu tür bir sinyal, bu tür bir duyum var mı? Bizim partimiz çok sağlam temeller üzerine kurulmuş bir partidir. Biz disiplin ve terbiye üzerine yetiştik. Kongrede kim aday gösterecek veya kimler aday gösterecekse kazanan adaya bila kaydı şart partinin bütün organları kabul edecektir. Hiç kimse bizde bir liderlik krizi, bir kavga, bir dağılma, bir parçalanma asla beklemesin. Bu hususta bazı insanlar ümitleri var. Buradan biz paylar kaparız, bazı partiler şunlar olur, bunlar olur. Bunlar hiç kimse ümitlenmesin. Bizde böyle bir şey olmayacaktır. Peki efendim. Biz kongremizi yapacağız, genel başkanımızı seçeceğiz ve parti bütün azmiyle, bütün heybetiyle yoluna devam edecektir. Ve bu parti bir gün ve çok uzun bir zamanda değil, yakın bir zamanda muhakkak ki iktidar olacak ve Türkiye'nin en büyük partisi olacaktır. Sayın Örgüç, bunu teşekkür ediyoruz. Sağolunuz efendim, verdiğiniz bilgiler için Ankara stüdyolarımıza kadar geldiniz. Ben burada hemen Tahsin Bey'e yöneltmek istiyorum aynı soruyu. Tahsin Bey, size de aynı soruyu yönelteceğim. Parti içerisinde bu tür bir kriz yaşanabilir mi efendim? Sizin görüşleriniz nedir bu konuda? Vallahi yaşanacağını hiç zannetmiyorum. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi birbirine çok sadık, bağlı, belli bir disiplin almış kişilerden oluşmuş bir partidir. Yani herhangi bir kriz olacağını, herhangi bir sıkıntı doğacağını hiç zannetmiyorum. Peki efendim, teşekkür ediyoruz. Size de Ankara'da stüdyolarımıza kadar geldiniz. Çok zor biliyorum şu anda bu tür bir sohbeti yapmak, seyircilerin karşısına geçmek ve çok sevdiğiniz merhum başkanınız hakkında konuşmak, Sayın Türkeş hakkında konuşmak. Allah'tan rahmet dilemekten başka elimizden hiçbir şey gelmiyor. Tüm Türkiye'nin ve sizlerin başı sağ olsun efendim. İyi akşamlar diliyoruz sizlere. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.
Haber bültenimiz burada sona eriyor sayın seyirciler. Tüm yayın ekibi arkadaşlarımızla birlikte hepinize iyi geceler, mutlu yarınlar diliyoruz. Hoşçakalın.